sen salata yemeyeceksin değil mi prenses? Hayır. Selamlar. Merhabalar. Size göbüşümü gösterdim mi? Büyüdü karnım. Nasılsınız? Oğlumuz olacak. Evet söyledik ya. Olsun bir daha söyleyeyim. Söyledik değil mi? Söyledik tabii de bir daha söyleyeyim. Tamam. Yani. Yok acaba Instagram'dan mı söyledik? Buradan mı onu unuttuk? Bütün yeri cihan duydu yani. Tamam. Ama bir daha söyleyeyim. Ne olacak ki yani? Uzun zamandır video atmıyorduk. Nereden baksanız bir ay oldu mu? Oldu. Neden? Ben Türkiye'ye gittim. Oradan Karadağ'a gittim. Sonra Didim'e gittim. Bir Çanakkale'ye gittim. En son buraya geldim. Ya Cem dürüm istedim de aşkım senden. Bu ne? Suat Usta topu yapmış. Yemin ederim. Neyse şunlarla da domates yerim. Dükkandan döner getirdim. Oho. Kendime de pide yaptım. Peki bu... Bir tabağı salatası. Peçete verir misin? Veririm. Ya bir şey fark ettim. Hah. Burada yemekler soğumuyor paketten söylediğin zaman. Türkiye'de soğuyor bir tek. Gelme süresi de aynı hemen hemen. Çantaları mı iyi burada acaba? Yok ben şimdi getireyim. Yemek de sıcaklı. Baktın mı? Ne bileyim aşkım. Yani... Bir anlamı olmalı ama yani kular mı daha kalın? Girdim içeriye markete girdim marketten alışveriş yaptım. Kular daha kalın mı? Aynı aynı. O zaman nasıl bir açıklaması var? Allah'ın işi işte. Bilmiyorum artık neyse. Hava sıcak burası o yüzden mi? Neyse. Kuşbaşılı kaşarlı pide yiyoruz. Bir aydır yokum. Hı. Bir ay oldu bence. 1,5 ay mı oldu? Eve bir geldim. Hı. Cem tinerci gibi koltukta yatıyor. Bir çarşaf sermiş. Yatağı bile çıkmıyor. Şurada bir koltuk var. Ne? Ay bilmiyorlar ya. Evi hiç göstermedik size. Bir sonraki videoda ev turu yapalım. Aynen ya. Evet. Hı. Neyse işte şurada göstereceğiz. O koltukta yatıyor. Ya, ikimizin banyosu ayrı. İki banyo var işte. Ayırdım ben de banyoları. Neyse. Banyoları ayırdık. Kendi banyosunda sabun bitmiş. İçine su doldurmuş. Aşkım bir şey oldu. Ne oldu? Şey, tripoda vurdu sallandı. Özlem. Özlem, yani kedimiz Özlem. Ama var ya, hiç yapmayacaklar hareketleri falan. Neyse, banyosunda... banyosunda sabun bitmiş. Sabun içine su koymuş. Bak evden gelirken... Bunu yapmayan bir tane erkek söylesinler bana. Bir tane. Aşkım niye sabun almıyorsun? Evde de sabun var. Diyor ki yerini bilmiyordum ama bana da sormuyor. Su doldurmuş. Ya onu bırak. Benim banyoma gitse oradaki sabununu alsa kendi banyosuna koysa onu da yapmadım. Öyle yaptım en son öyle yaptım. Öyle mi yaptın? Bitti öyle yaptım. Sabunla almadım. Gittim orada yıkadım geldim. Onu oradan almadım. Sabunla almadın elini orada yıkadın. Ha. Ne değişik kafan çalışıyor ya. İnanılmaz. Bak şimdi biz... Erkekler... Hı. Şimdi ben o sabunu... Ayrıcı bir sabunluğun içine... Koyup da öyle kullanmazdım. Böyle fıs fısı olan bir sabunluk alırdım. O bitince atardım yenisini alırdım. Sen böyle bir şey yaptığın için onu alıp onun içine doldurmamız gerekiyor. O benim hayatımda hiç öyle bir şey olmadığı için yabancı anladın mı o an o. Onu yapmayı düşünmek de yani hiç şeyde yok. Bellekte yok öyle bir şey anladın mı? O yüzden su koy devam et. Makineye giderken böyle yarım doluydu bulaşık makinesi. Bak o efsane. Ben de Cem'e dedim hani çıkarttığın bulaşıkları koyarsın, çalıştırırsın makineyi. Demiş ama ben hatırlamıyorum böyle bir şey vallahi. Ya hadi demedim ya, hadi demedim. Demedim. O makine hiç mi kokmadı burada ya? Bir ay, ya 1,5 ay neredeyse o bulaşık makinesindeki bulaşıklar kalmış. Abi siz zaten o bulaşık makinesinin içine bulaşıkları yıkayarak koyuyorsunuz. Kokması imkansız. Ya yine de kokuyor aşkım, ben açtım da kokuyor. Tamam açtığında işte, ben hiç o kapağı açmadım ki. Kapağını kapatmışsın duruyor orada. Ben ne bileyim ben kendim ne yaptım? 1,5 ay boyunca 2 tane su bardağı kullandım. Bunlar da her seferinde kirlendiğini hissettiğim an yıkadım. Kirlendiğini hissettiğim an. Her zaman değil. Her zaman değil. Mesela 3 günde bir hissediyor. Aynen. İlmin edelim böyle. Lan ne olacak evde kimse yok tek başımayım. Aynı bardaktan su içiyorum ben. Bu kirlenmiş diyor 3-4 gün sonra. 2-3 gün sonra falan böyle o hissediyorsun. O bir bardakta bir kalınlaşma oluyor. Yıkayayım ben bunu diyorum. Yıkıyorum.
Ondan su içiyorum. Devam ediyorum. Bardağı yere koyuyorum. Göstereyim şimdi. Göreceksiniz yarın öbür gün neyse. Aynı suyu içtim. Yemek yiyeceğim zaman dışarıdan sipariş verdim. Yedim ki nadir evde yemek yedim. Genelde dolabı bir yedim. Açtım. Bir dakika dur. Bitmedi daha. Ben ama bütün argümanlarımı sunmam lazım. Bulaşık çıkarmıyorum evde. Aynı bardaktan su içiyorum. Aynı yerde yatıp kalkıyorum. Tinerci gibi. Yani bunun orada dolu olması, koku hiç almadım ya çünkü kapalıydı kapağı yani. Ay yarım. Bunu anlamam da çok normal ya, ben fark etmedim vallahi, neyse. Durum bu yani. Bunu da gene erkeklerin %98'i aynısını yapardı. %2'si de yaparsa o da cindir zaten. Bunu görüp ben bir bakayım şurada çamaşır mı, taşıma makinesi doluymuş. Bir bakayım dersen. Helal olsun o adama. Dolapta bir ay önceki patlıcan var, çürümüş. Poşetin içine koymuş gitmiş. Ben dolabı açmıyormuş abi. Ya su bile mi anladın? Ha, soğuk su içmem ki ben hep oradaki şaşamdan içiyorum. Ya insan buzdolabındaki çürümüş şeyi fark etmez mi? Açması lazım önce buzdolabının içini. Benim her türlü bahanem var acı. Ben bunun altında kalmam yerim. Benim dükkan evim gibi abi, sabah gidiyorum. Portakal suyu koymuşsun. Onu mu da bile çıkartmadın, içmedin? Ha. İçmişsin işte. Ben bunu gördüm de diyor. Bak şimdi umursamamış. Domatesler vardı 1,5 aydır. Baktım iyi lan çürümedi dedim de bıraktım öyle. Yemin ederim bak dolabı açtım. Az önce açmadım dedim ama açtım, yalan söyledim. Dolabı açtım baktım 2 tane domates var. Yumurta domates. Forma olarak yumurta. Baktım çürümemiş bunlar. Aa dedim kapatayım bunları. Kendimde test yapıyordum kafamda. Ya zaman, ya. Yemin ederim ne zaman çürüyecek acaba dedim. Çiçeklerim kurumuş. Çürümemiş ama domates. Bütün çiçeklerim balkonda kurumuş. Her gece de bana güya. Suluyorum aşkım. Video atmadın mı? Göstereyim mi video olarak? Tamam da. Hem de atarken böyle sularken. Tamam yani. Bir 3 kere video attın. Demek ki 3 kere sulamışsın. 4 kere suladım. 4-5 kere falan suladım ya. Domateslerim vardı. Yine de direnmişler. Küçük küçük domates vermişler ama. Onu da yedim. Şurası bak çiçek dolu. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bir tanesi sadece böyle bir ağaç, böyle yamuk duruyor. Onu niye suluyoruz hiç bilmiyorum ama yani ne uzuyor, ne kalınlaşıyor, ne kısalıyor, öyle duruyor, bir şey de çıkarmıyor. Gül ektim de. Ha, tutmadı o zaman. Evet. O boşa masraf orada, yemin ederim. Emek alıyor, su alıyor, üstü yatıyor orada dinliyor. Bırak ya. Ben bu adam hayatını nasıl bu yaşına kadar devam ettirebilmiş bu şekilde. Bak normalde ben öyle bir insan değilim. Ne oldu peki? Beni bu hale sen getirdin. Allah, ben ne getirdim? Hı. Ben ne yaptım? Anlatayım mı? Anlat. Bak, 35'ime kadar beşer yaşamış bir erkek olarak. Kendi telefonumu, kendi cüzdanımı, kendi anahtarımı, her şeyimi kendim taşırım. Hiç kaybettiğim şeyim de yoktur. Hiç. Böyle. Sonra Özge ile tanıştık. Özge baktım işte gözlüğüm kalmış, onu almaya başladı. Kulaklığım kaldı, onu almaya başladım. Sonra böyle bir insan böyle bir rahatlıyor. Lan bakıyor arkadan birisi topluyor sürekli. İnsan bunu da görünce böyle bir salıyor yani. Bakıyor, ooo lan geçen gün çamaşır makinesini çalıştırmak istedim. Ben 35'ime kadar kendimi yıkadım. Kendim ütümü kendim yaptım. Geçen bir çalıştırayım dedim. Uzay makinesi, uzay şeyi gibi bir şey gördüm dedim. Lan bu nasıl çalışıyordu bu dedim. Böyle kafamda öyle büyüdü ki bu. Bunu nasıl çalıştıracağım ben dedim. Erkekler gerçekten rahat alışıyor ya. Sen yaptın. Ben bir şey yapmıyorum ki. Ben kendi ütümü. Kendi çamaşırımı, kendim yıkıyorum, ütümü kendim. Bir okula verdik sen. Olmaz. Ev için. Ya. Bir şey olmaz. Yoksa ben, bir tane ütüm vardı. Çok seviyorum o ütümü de. Neydi? Aura. Aura Life diye bir ütüm var. Bak evde tek sevdiğim şey o. Öyle PlayStation, telefon, televizyon falan hiçbir. Ütüyü çok seviyorum. Ütünün kendisini ütü yapma değil ama. Tatlı ütü ya. Ütü 10 numara abi. Alman malı. Adamlar sadece ütü yapıyorlar. Aura Life diye bir ütü. Aura Life'di galiba. Bilmiyorum. Özge. Şimdi bozuldu, yaptıracağım. Hatta yenisini alayım dedim de. Özge çok pahalı, ben bu ütüye bu kadar para veririm. Lan oğlum ben istiyorum ya. Sen Dyson istediğini aldık işte. Ben de ütü istiyorum. Yapmasam da olsun. Ben istiyorum o ütüyü. Tamam. Neyse. Böyle rafine zevklerim var. Bitmedi Cem'in bu şeyleri. Ne yapmışsın? Türkiye'ye gidecek. Beni aradı ki bana uçak bileti alsana. Ha, kendi biletlerini kendi almıyor. Doğru. Uçak biletini alıyorum. Sonra beni arıyor diyor ki benim uçağım saat kaçtı. Onun için check-in yaptırıyorum. Ha, önce diyor ki bana check-in yapar mısın? Check-in de yapıyorum. Atıyorum bileti. Onu yine bakmıyor. Yine tekrar aynı gün benden bilet istiyor attığım halde. Uçağın saatini bana soruyor. Sonra Türkiye'deyken buraya dönecek. Bir gün önce gidiyordum. Kuzenimle konuşuyorum. Cem de diyor yarın gidiyor falan. Yarın değil diyorum, ondan sonraki gün.
Bana yarın dedi diyor. Aradım, Cem sen ne zaman gidiyorsun dedim, yarın dedi. Bir haftanın Türkiye'ye gitmiştim, ondan bahsediyorum. Sen dedim bir gün sonra dönüyorsun. Hadi ya gerçekten diyor. Adam hangi gün döndüğünü bile bilmiyor ya. Benim söylemem lazım. Ona da bir argümanım var. Sana böyle bahane de belki ama bence değil. Yani benim bu yaşıma kadar bütün böyle evrak, devlet işleri, bilet, uçak alınacak, satın alma, satma, kiralama, ne varsa bütün her şeyim benim kardeşim yapar. Cihan'cığım, onu da seviyoruz buradan, selam gönderiyoruz. Bütün her şeyim benim Cihan yapardı. Cihan'cığım ben işte Almanya'ya gideceğim. Örnek veriyorum, atıyorum. Şu tarihle şu tarihle gidip geleceğim. Bilet lazım. Tak, gire. Abi 3 tane bilet var sabah öyle akşam fiyatları bu. Alayım gitsin alayım bunu al. Dönüşü de şunu al. Tak, ara. Ben çekinini yaptım abicim. Kurban olurum ya böyle tak. Giderim ben havalimanına valizimi veririm. Geçerim. Seviyorum ben öyle yaşamayı yani. Ben şeyde çünkü sıkıntı şöyle. Ben birkaç kez uçak bileti almaya çalıştım. O şu 00.30'da alıyorsun yani uçağı. Aslında o gece ama sen onu yarın gece sanıyorsun. Ben o birkaç kez denk geldim. O yüzden ondan sonra bıraktım. Daha doğrusu kardeşim dedi ki bırak ben alırım dedi. İhaleyi kendi üstüne aldı. Ya bana mı sıfatladı onu bilmiyorum. Sen dedin ki bak o kendi nasıl patladı. Ben dedim dur Cihan bir şey oldu. Ben dur Cihan'ı alayım dedim. Ne alaka ya? Ne Cihan'ı ya? Niye biz alamıyor muyuz? Evet, biz niye adama niye adama yük oluyoruz biz? Adamın işi gücü var. İyi tamam o zaman al dedim ben de. Benim için ne problem? Yeter ki birisi alsın benim için. Doğru benim üstüme kaldı. Bu kadar basit yani. Bitmedi. Yoksa... Ben tatildeyim beni arıyor ki. Ne diyormuşum? Bana yemek söylesene. Aa bak o bomba. Bana pizza söyle. Bana dur. Burger söyle. Şimdi bu Romanya'nın globosunu ben telefonuma indirdim. Ama buradaki kredi kartımı oraya bağlayamadım ben. Beceremedim ya olmadı yani. Olmadı. Bağlayamadığım için de hani ben hiç de... Hiç uğraşmadın yani. Hiç boşuna şey yapma. Hiç... Onu denemedim bile bana söylediğin için. Doğru. O da doğru. Haklısın tamam. Burada haklısın. Hiç kıvırmayacağım. Adresi girmeye üşenmiş. Kartını girmeye üşenmiş. Ya burada söylüyor. Da çok zor abi. Adresler şey gibi değil ki yani böyle... Ya ben de aynısını yapıyorum. Papatya Sokak, No 27, Gaziantep, işte Şehit Şamil falan öyle bir şey değil ki. İstanbul Şişli falan değil ki. Burada bilmem ne bloktan gir, oradan oraya çık. Böyle bak iki satır bildiğim böyle adres var. Neyse geldim buraya adresi falan geldim ama de. Ama şimdi sağ olsun pizzamı da gönderiyordu. Benim tiyatrodayken burgerimi de gönderiyordu. Bir gün Klovo ortalıkta yok. Gelmiş adam aşağıda bekliyor ulaşamıyor bana da. Deli gibi dolanıyor. Çünkü siparişi ben verdiğim için beni de arayamıyor. Evet. Bir daha oradan yazışıyorum adamla. Cem'i aşağı gönderiyorum ya. Rezillik ama. Benim için yani. Buraya geldim adresi falan ekledim. Sağ olsun. Şimdi kendi yapıyor. Ya evet yapıyorum şimdi. Biz çok mesela... kolaymış ya basıyor diyeyim tak geliyor yani aslında. Sen işte diyorum ya kart bilgisi girmeye falan üşendiğin için. Aslında o kadar üşengeç bir hissi değil de. Sorunu çözebiliyorsam uğraşmıyorum işte yani başka bir... Çözmüşüm işte yani sıkıntı yok. Sorunu çözmek de beni aramak. Fark etmiyor ben o sorunu çözüyorum yani. Ben buraya geldim 2 ay falan Bolda Uber'e nakit parayla bindim biliyor musunuz? Kartı bağlamadım hiç oraya. Sürekli para bozuyorum dükkandan ben şunu bozdum. Hayır ilk başta da bana çağırtıyordu yine. Onu da çağırmaya zor alıştı. Bana taksi çağırsan diyor. Evet evet önce bir sinirlendin yeter dedin kendi çağır taksin dedin. Sonra o zaman dedin. Baktı sinirim iyi tamam o zaman ben kendim yapayım. Sonra parayı ver 3 ay 2 ay falan temiz nakitle ödedim. Sonra biz yine kartını kaydettik de. Yok onu da şöyle Globo'yu kaydederken dedim ki ya şunu da kaydetsenize dedim. Onu da özel mi kaydettin ne yaptı ablam sağ olsun. Ona da selam olsun burada. Herkese selam gönderiyoruz yine. Yani... Tavuk döner nasıl reis? Çok güzel bir sürü tam. Tam niye verdim biliyor musun? Bir tane de bu kadar et dönerim var. Onu yiyeceğim mi? Yiyeceğim mi Özgün? Biraz azıcık yerim. Helal olsun. Bir tane et dönerim var o yüzden. Onu yiyeyim de şişirmek istemiyorum kendimi. Neyse işte Cem'in maceraları bu şekilde. Mesela biz bir tatile gideceğiz. Doğu turuna çıkacağız. Yani arabayı kullanan rotayı belirler ya. Mesela Kayseri'deyiz. Ben şey desem Ardahan'a gidiyoruz desem iyi der. Yani hiç sorgulamıyor. Hiç yapmam abi. Bütün doğu turunda şimdi nereye gidiyoruz bana soruyor. Rotayı çizdim ben. Şuraya gidiyoruz diyorum. Kafama göre Eskişehir'e uğradık. Araya 2-3 il ekledim mesela. Neden? Çünkü Cem asla konuya hakim değil. Öyle doğru. Dürüst olayım ya. Bana komut vereceksin abi. Şuraya gideceğiz. Şimdi bu olmasa ben uğraşırım ona bakarım. Abi şuradan şuradan şuradan. Şimdi Özge var. Özge zaten bu konuda bizi
isteklerimizi karşılayabilecek kapasitede yani yapıyor. O da seviyor sağ olsun. Şuradan şuraya gideceğiz bunları. Bir tamam o zaman madem seviyorsun ben senin sevdiklerini yerine ya. Getirmek benim en büyük kurban vazifem. Ama insanın hiçbir merakı olmaz ya. Yok. Bir tatile gittik mesela. Ya Özge ben de burada şurayı görmek istiyorum falan. Ya. Benim şey ama genelde abi şurada bir dönerci varmış Özge oraya gidiyor. Adam kalkıyor mesela sabah Tayland'a gittik mesela. Nereye gidiyoruz bugün ne yapıyoruz diye bana soruyor. Asla kendi bir planı yok. Her şeyi ayarlıyorum. Orada da kalacak yerleri, otellerin hepsini ayarladım. Hepsini o yaptı. Hepsini o yaptı. İşte nereye gidiyoruz, rota çizdim, bugün şuraya, bugün aferin buraya. Özge, aferin Özge. Gittik bizi bir tapınağa götürdü Özge. Şeyde, Tayland'da. Yatak bir şey var. Tanrı var. Böyle yatıyor, böyle eline koymuş, böyle sarı yapmışlar bunu. Altın. Ne altını? Cam sarıya boyamışlar. Altın mı altın değil, hikaye var. Neyse götürdük bizi. 200 baht para verdik içeriye girmek için. 100 baht da üstüne elbise almak için. Elbise almak zorundaymış. Elbise olmadan giremiyormuşuz. Girdik oraya. 40. dakika mıydı neydi? Ne 40'ı ben o kadar bile duramadım. Duramadım ama bak işte düşün yani. Çıkalım ben burada bayılacağım. Oğlum 200 nasıl baht para sıcak? Vermişiz. 200 çarpı 5 bin lira para yapıyor bak nasıl adam başı. Nasıl sıcak ama durulmuyor. Adam başı 800'e mi denk geliyordu? Ne bileyim şimdi? Ben pahalıydı ama duramadım. Duramadım yani. Gitmeden önce de dedim bak uzaktan da görünüyor. Bak Özge dedim şurada da zaten görüyorsun dedim. Ama zaten her yerde var tapınak. Bak görüyorsun tekne turuna çıktık. Aa bak burada da var tapınak. Şurada da var tapınak. Her yer tapınak yani. İçine girip ne yapacağız? Sıcak biliyorum her taraf mermer. Taş yanıyor böyle. Yok illa gideceğiz abi. Gittik. Yarım saat duramadık çıktık. Duramadım yani. Ama çok sıcaktı. Sıcaktı işte yani. Olsun. Neyse. Seni böyle seviyoruz. Ama... Mesela ben iş bitireceğimdir. Onlar biraz da öv Özge. Aşkım zaten sen iş bitireceksin. Ben sana bir aydır yokum olanları anlatıyorum. Bir ayın dışında burada 40-39 senelik de bir hayat var geçmişte. Yani onları da anlatabilirsin mesela. Bu olur ben sana. Gerçekten Cem iş bitireceğiz ama. Ben hallederim. Bana uçak lazım ben sana uçak bulurum. Hemen çözerim onu yani sorununu. Ya bir şey, evet sorun çözerim. Bu ufak şeylere uğraşmıyor. Hiç sevmiyorum. Böyle. Zaten Cem böyle iş bitirici olmasaydı... No. Bu video kaydediyordu değil mi? Sen başlattım dedin geldin oturduğunda. Ben başlattım. Ha, ben elimi sürmedim de. Başladı inşallah başlamıştır. Başlamamışsana. Uçak modunu aldım. Muhabbetimizi yaptık. Neyse. Öyle yani. Böyle iş bitirici olmasa zaten gıcık olurum. Aynen. Cem küçük şeylerle uğraşmayı büyük severim. Şeyleri severim. Madem ki. İşte ben şöyle bir tanıdık lazımdı. Ben o tanıdığı bulurum sana. Evet. İşte ben hastaneye gideceğim. Şöyle bir işimiz var nasıl olur? Ben hemen çözerim bunu. Ne bileyim. Bir şey bul, bir ürün, bir şey bulman lazım. Bulurum ben onu. Birinin başına bir şey gelmiş, tık hemen onu çözerim, yardımcı olurum. Evet. Evet, tabii ki de yani Cem ismi lütfen. Ne bileyim yani. Bu olur. Büyük şeylerde Cem baba çözer ama küçük böyle gereksizce geliyor bana. Yoramam, yormak istemiyorum kendimi yani. Çünkü ya var yapan işte yani, hallediyor sağ olsun. Ben onun büyük işlerini hallediyorum, o da benim küçük işlerimi hallediyor. Öyle idare ediyoruz işte. Öyle ama eve geldim. Ben de kola içmeyi bıraktım, zaten içmiyordum. Hatırlıyor musun? Bir ara Cem full kola içip ben aslında kola içmiyorum. Aslında kola içmiyorum ya diyorum. Kendini böyle kandırıyor. YouTube videoları diyeyim. Senin de kola içiyor. Sonra da baktım harbiden kendimi kandırıyormuşum ya. Bildiğin her gün kola içmiyormuşum. Evet. Ama şu anda içmiyorum her gün. Dükkanda çok nadir. Haftada bir tane. Evde zaten kola yok. Bunu sabah geriken içtim. Aldım. Bunu geriken aldım. Yemekle beraber yerim diye. Ekmeği kaldırsak. Aa kuru kuru yemesen. Evet. Bu arada isim önerisi istiyoruz. Çünkü biz erkek evladımız olacak. Özge Hanım, Boran, Uygar, başka ne var mı? Doruk. Doruk bu üçünün arasında. Ama biz, yani ben niyeyse böyle tam böyle beni yakalamadı üçünü. Ama böyle üçünü bir... Üçünü beğenmediler evet. Böyle güzel birkaç öneriyle gelirseniz bize çok sevinirim. Ben kendi adıma çok sevinirim. Özge de muhakkak o da sevinecektir. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Biz cinsiyet söylemedik YouTube'da. Ne söylemiştik işte şimdi söyledik. Erkek olacak. Şimdi söyledik. Hayır ama... Demin ben, işte biz Instagram'la unuttuk. Ama zaten Instagram'la YouTube hemen hemen aynı diyebilirim ya sana. Değil. Bizim YouTube takipçilerimizin çoğu Instagram'da yok bence. Bence vardır. Bence ya. Kitle farklı ya. Neyse, bilmiyorum. Neyse, farklı. Oradan isim önerisi istedik. Doruk'tan Uraz'a geçtik, zaten Uraz'dan Uygar'a geçtik. Uygar'ı oradan gördüm, evet. Yorumlardan. Ama işte herkes çok beğenmedi. O yüzden buradan da belki daha başka... İsimler gelir beğeneceğim. Bize uygun yani. Mesela hani soyadımızda ismi. Hani öyle düşünün. Mesela Uygar ismi. Bir de ben iki isim koymak istiyorum. Bizim neden? Aile geleneğidir. Tek isim sevmem ben.
Sünnet dedik Yusuf Bey'in. Ya bana baksana ya. Cem. Kısa, öz. Abi. Yok gerçekten. Bak bir şey söyleyeyim ben. Ben eğer insanların yanlış anlamayacağını bilsem direkt çocuğumun adını Cem koyarım biliyor musun? Ama bana dediler ki Megola bana bak işte adın, çocuğunun adını Cem koyarım. Babam çok istiyor Cem olsun. Ben gerçekten direkt oğlumun adını Cem koyarım abi. Özellikle isim şimdi şeyi var ya o aurası ismin. Ben ona çok inanırım. Özge pek oralı değil de ben yine oralıyım yani. Ben inanırım hani işte Kürşatlar böyle şey olur ya böyle Kürşat ismidir çocuğun ama böyle heybet olur, babayit olur ne bileyim o biraz daha böyle şey duruşu olur ben bilirim anladın mı? Şimdi mesela Fakir Cem gördünüz mü? Benim dışımda yok. Ben görmedim yani. Benim dışımda yok. Yani ne bileyim. Başka kim var? İşte Han var mı lan? Böyle bir şey örnekleme yapabileceğimiz. Aklıma gelmedi ama işte anladınız ya. Siz. Neyse babam isim da önemli yani isim karakteri. Babam şey. Da Cem istiyor. Ben de istiyorum. Babam Ogeday diyor. Ya Ogeday diyorum dili dönmez insanlara zor olur. Düşünsene ya sen burada oturuyorsun. Ogeday. Oğlum adam söylerken yorulmuyor. Babam yani şu değişik isimleri çok sever. İşte bana da İlteriş koymuş. Baba çok haklısın. Bu arada isim gerçekten güzel de hani biz gerçekten çok yoruluruz onu söylerken. Ogeday. Bilmiyorum işte öyle dedi bana. Bizim de ablamla benden önce bir oğulları oluyor babamla annemin ama erken doğum oluyor. Kaybediyorlar. Adı neydi? Ediyor. Adı da Cem Kuzey. O yüzden babam Cem ismini çok seviyor zaten. Annem de çok seviyor. Şimdi bana diyorlar Cem koy. Bir tane var ama. O Geday olmazsa babam geçen aramış. Bari Cem Kuzey olsun diyor. Baba ben Cem'i çok istiyorum da gerçekten beni tefe koyarlar ya. Bana derler ki bu da çok megaloman bir adam hani. Yalnız babam seneler önce çok güzel isimler bulmamış mı? Evet. Ben Kuzey ismini mesela ilk ben babamda duymuştum. Sonra bu diziden falan çıktı. İlteriş de güzel. Benim peder de ya sağ olsun 40 yıl sene önce lan Cem koymuş. Bu arada ben 40 yaşındayım. Onun da altını çizeyim. Kurban olurum sana. Bu videoda sen kurban olursun bana. Oh, bu sefer de sen onun olacak. Oy kıyamam. Neyse babacığım hani o ya da gerçekten zor. Ama Cem güzel isim abi. Cem de dedim Cem'e. Ben de isterim koyarım da dedim dalga geçerler biz. Aynen. Kendi adını koydu diye. Bizim arkadaş var Murat. Oğlunun adını Murat koydu mesela. Onun babasının adına Murat'mış. Dedesinin adına Murat'mış. O devam ediyor bizim sesine. Bizim de öyle. Adam oğlunun adına da Murat koydu. Dedem Mehmet, amcam Mehmet, amcamın çocuğu da Mehmet. Galiba dedemin babası da Mehmet. Oğlum tamam da adam kendi çocuğuna kendi ismini koydu tamam işte Murat. Ben de onu diyorum işte. O da mı yapmış? Dedem Mehmet, oğluna Mehmet koymuş. Amcam Mehmet yani. Amcam da oğluna koydu. Ediz Mehmet. Neden acaba mesela? Böyle gelenek. Bizde bir de Hüseyin var. Dayım işte oğlu da Hüseyin. Onların büyükleri de Hüseyin falan. Böyle geliyor işte. Yani geçmiş 100 sene önce bir tanesi böyle başladı dedi. Ben bunu yaşamak çekmek zorunda mıyım yani? Al işte sen de Cem diyorsun. Ben kendimden dolayı değil ki abi. Ben isim güzel. Lan Mehmet bu Mehmet. Mehmet. Tamam şimdi Mehmet'e bir şey, şimdi Mehmetler şey yapmasın da yani. Bir de ben o isim kaderine inanıyorum. Ben biraz şanslı bir adam. Ben inanırım. Biliyorum yani bunun farkındayım. Nazar değmesin. İşte bak böyle bir hatun evliyim bu bir. Yani ben biraz de şeydir yani benim ne derler ona şeytanın dişi mi derler ona öyle bir şey derler yani böyle şans şeytan tüyü şeytan tüyü farklı ya dişi derler bu şey rızkı bol derler yani ben öyle bir adamım bilirim kendimi o yüzden isme inandığım için Cem diyorum çünkü bak Cem Boyner Cem Yılmaz Cem Davran Cem bir sürü Cem var lan bir tane fakir yok şimdi hepimizi ikna edin Cem koyacağız. Anladın, hani. Onun için Cem koyayım diyorum ama işte sonra da diyorum ki tefe koyarlar bizi. Aslında en son diyeceğim de lan Cem olsun yani ne olursa olsun diyeceğim. Yani tabi burada isim hakları bende saklı çocuğu. Yani ben de hep o fikirdeyim. Hep diyorum yani. Sen doğuruyorsun. Sen koy evet. Ben karışmıyorum. Yani. Çocuğun ismini anne koyar. Koyar da en azından bir fikrimizi zikredebilelim. Fikrini söyle de ben onaylayacağım. Kabul edilmiştir, edilmemiştir. Ben dedim sana bir ara Kaan. Önerilerini sunabilirsin Kaan. Kaan dedim mesela hani böyle Kaan. Ya çok Türkçe harfli isimler koymak istemiyorum yumuşak G gibi. O zaman Kaan olsun. Kaan da yanlış yazım yani. Yanlış yazılmış bir şey. İki A'lı yanlış yazılmış. Evet. Gerçi öyle değil. O yüzden ondan vazgeçtim. Başka ne var? Yumuşak G'den dolayı Kaan'ı koymak istemiyorum. Neyse siz abi bakın yazın. Çok sevinirim. Ben gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım var. Özge'nin yok kızın kafasında o uygarı oturtmuş. Hayır mu? İşte yani ben de mesela uygarı Instagram'daki yorumlardan beğendim. Doğru geçen gün dedim ki Özge ne olacak abi dedim. Şimdilik uygar dedi. Ya fikirleri açım ben. Bir de yazmış ki ay çocuğun ismini yorumlardan mı koyuyorsun? Evet. Ne var lan bunda yani? Fikir alıp veriyorum ne tabii olacak yani? Abi. Ayrıca ben değer veriyorum herkesin görüşüne. Niye biz bir aileyiz. Evet. Yani. Hoşuma da gitti Uygar mesela aklıma gelmemişti. Uygur da hoşuma gitti. Biri de Uygur yazmıştı. Uygur. Boran evet. Da çok hoşuma gitti mesela. Bak şimdi çocuğunu düşünsene bak. Boran koyduğunu düşün.
Bak ben hiperaktifim. Herkes diyor ki işte çok rüzgar gibi olur, eser falan. Böyle şeylere inanmıyorum ama beni böyle şey yaptılar. Bak kardeşim, karşı. Bak ben hiperaktifim. Annesi hiperaktif. Benim yeğenim hiperaktif. Yani çocuğun hiperaktif olma ihtimali %80, %90. Belli yani. Olacak bu. Allah'ım. Bir de sen bunun adını Boran koy. Fırtına. İstiyor ki evde huzur olmasın. Nefes alamayın, anladın mı? Uyuyamayın hiç. Öyle bir şey istiyor, anladın mı? O yüzden orada isim kaderi yine girdi. Ben dedim ki baba yapma, uygulamayın. Evet. Şey gibi falan, Doran Boran falan. Boran. Doruklara da öyle diyorlar. Oradan... Doruk'u da diyorlar. Özgü yok, her şey Doruk'ta yaşıyor. Ne koyacağız o zaman? Cem. Sakin mi koyayım, ne koyayım? Cem. Ya Deniz ismi bir daha bana böyle şey yaptı da. Ha, annem de Deniz dedi. Aynen, Deniz'i ben de beğendim. Böyle bana şey gelmiyor böyle. O da beni doldurmuyor kulağıma, anladın mı? Böyle Deniz olsa da olur, olmasa da olur. Neyse yani, şu an 27. haftadayım. Bir 2 ay 3 ayımız daha var. O 2-3 ayda artık sizin bir isim bulmamız lazım hep birlikte. Bu bizim hepimizin üstünde bir görev. Öyle neyse, uzattık bu videoyu. Olsun. Ya. Güzel oldu, bayağıdır video çekmiyorduk. Evet. Bu da bu şeyin işte bölümün de parolası isim yani. Evet, bir isim söyleyin. Ne bileyim, isim. Yeğeninin olur, çocuğunun olur, komşunun kızının oğlunun olur. Kızının değil, oğlun. Bizimki gerçek çünkü. Duyduğunuzu şey yapın da bir yapıştırın da bir görüntüler, evet. Yani. Teşekkür ediyorum. Bir de ediyoruz. Altına o şeyi de yazın ya, gerçekten bu işte uygarın karakteri vardır etrafında birinin, elbet bir uygar karakterik özelliği. İşte Doruk gerçekten de fırtına mı? İşte Doruklarda mı yaşıyor? Neydi öbürü? Boran dediğimiz fırtına. Kreş hocaları yazmış. Doruklar Özge. Bak işte bir sürü Doruk, evet, gördüm. Evet. Onu birkaç kişi yazdı, gördüm ben de. Bir sürü Doruk gördüm. Çok yaramazlar diye. Bence şimdiki çocuklar biraz yaramaz herhalde. Ben de gördüm ne kadar Cem varsa hepsi zeki yani. Çevik ve ahlaklı. Neyse. Sizi öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşelim. Bir sonraki video. Ben burada olduğum için artık çekeriz. Bir de ben Karadağ'da böyle küçük küçük videolar çekmiştim orayla alakalı. Onu da birleştirip belki onu atarız. Bir sonraki video o olur. O olmazsa da ev turu olur. Evi artık yani... Bir görün evimizi. Bir görün evimizi yani. Herkes bir şey de çok, yok yani. Bir şey de yok. Herkes de çok yazıyordu. Ev turu diye. Şimdi yapalım. Öpüyoruz gelmişken, sizi. Gelmişken rotay şeyi, evi bulmuşken yolunu. Değil mi? Yapalım. Bir de giderim falan. Benim işim belli olmaz. Daha gidecekti. Yunanistan yapacaktı da vazgeçti. Hayır, çok hastalandım. Ya çok hastaydı ya. Bayağı böyle ateşe öksürük, bademcik şişmesi falan. Çok hastaydım, gidemedim yani. Ne ilaç kullanmıştın? Sen hamileyken kullanılan ilaç bir şey kullanamıyorlardı yani. Hiçbir ilaç kullanamadım işte. İlaçsız atlattım. Sen doktorun bir ilaç falan... Ha, bir tane böyle zencefilli bir doğal öksürük şurubu bir şey, ama o da benim ateşim vardı, bademciğim şişikti. Hala burnum akıyor. Zor abi, hamilelikte zor gerçekten. Tabii ya, ilaç falan hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Ya yine antibiyotik kullanılabiliyormuş da. Hı. Ya çok zorda kalmadığınız sürece kullanma dedi doktor. Ateşin var mı dedi. İdare ediyor musun? Ben dedim aslan gibiyiz. İdare ederiz dedim. O zaman dedi ilaç kullanma. Benim karım güçlüdür. Evet dedim. Tabi zorda kalsam mecbur kullanacaktım enfeksiyon falan. Olurum ben sana. Uy, ölürüm ya. Ölürüm. Aşkım. Aşığım tabi lan. Hadi kapat şimdi. İyi ki evlenmişim ya, yemin ederim. Hadi dışarı çıkalım da çay içelim. Vallahi iyi ki hayatımdasın ya. Teşekkür ederim. Kurban olurum sen sana. Sen de öyle. Ölürüm sana ya. Teşekkür ederim. Of, iyi ki evlenmişim ya. Evlenin. Hepiniz evlenin. Vallahi evlilik güzel bir şey. Prim alıyor sanki evlenince cebe prim veriyor. Instagram'da bir parti yaydım. Size de yayayım yani. Evlenin abi yani. Evlilik güzel bir şey bence. İşte 1,5 ay bekardım ben burada. Tinerci gibiydim. Orada yattım, orada kalktım. İşte 3 günde bir aynı bardağı kullandım. Yıkadım. Kirlendiğimi düşündüğümü, hissettiğimi anladım. Hatta Özge görmedi mesela. Bunu da burada söylüyorum. Ben şu balkon çöplük gibiydi yani. Çöpleri biriktiriyordum. Aşağı öyle atıyordum ben, tek tek götürmeyeyim diye. -1'e inmem lazım. Ben 0'dan çıkıyorum normalde. İşte -1'e inmem lazım. Buradan geri dönmem lazım diye üşeniyorum. Yani öyle şeyler vardı. Ama bak bir şey söyleyeceğim, inanamazsın. Havlumu her hafta değiştirdim, biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Vallahi. Banyoda yıkanıyordum. Havlumu her hafta değiştiriyordum abi. O konularda titizim. Yani o konularda temiz olsun falan. Bu arada ben evdeyken asla Cem havlularını falan kirli yapmıyor. Ben değiştiriyorum. Bak çünkü Özge onu yaptığı için yapmıyorum ben. Yoksa kendim yaparım ben onu. Helal olsun be. Neyse. Lafın özü, kısası, uzunu neyse artık, evlenin abi. Evlilik güzel bir şey. Evlenince huzurun oluyor, düzenin oluyor. Evde olmasam abi. Ben gece eve gelmezdim, biliyor musun? Ay kurban. Saat kaç şu an mesela? 9 falandır muhtemelen.
Yani 12-1 gibi dükkandan çıkardım eve gelirdim. Sen bunu yiyelim ben ya. Neyse evlenir hadi görüşürüz. Görüşürüz. Özlem gel. Ne bileyim ne yapacağım? Ekmek mi yedin yani çocuğa? Özlem gel hadi. Mama al. Mama diyeceğim nasıl geldi? Şerefsiz. Gel. Selam ver. Gel selam ver. Baba. Ay, gel. Gel oğlum. Gel. Evet ya. Bak oradan bir bakışı var. Bu yaramazları bir görün ya. Tatil gibi köşeler. Evet bu yaramazı bir görün ya. Sabahtan beri tripodu yamultuyor. Çarpıyor. Masaya çıkayım mı diyor. Bu yaramazı görün ya. Çıkamayıp düşüyor. Bu yaramazı görün ya. Oh. Bebek bu ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.